Merhaba dostlarım, Made of Skr'ün yeni bölümüne hoş geldiniz. Burada kalmıştık en son. Şimdi abi birinci kata ulaşmanın bir yolunu bulacağız. Ama öncelikle şu etrafa bir bakalım. Sabah Müjdecisi gazetesi. Sabah Müjdecisi. Ünlü besteci Henry Hux son şaheserini Royal Albert Hall'da ilk kez çalacak. Saygın besteci Henry Hux bir süredir son senfonisini bestelemekle meşguldü ve bu eserini bu yılın Aralık ayında Royal Albert Hall'da ilk kez dinleyicilerle paylaşmayı planlıyor. Ülkenin en ünlü müzisyenleri arasında gösterilen Bay Hux şu demeçte bulundu: "Son parçamı yeniden halkla paylaşacak olmaktan müthiş gurur duyuyorum." Henry Hux'ın fotoğrafı. Genç galli müzisyen ülkenin çeşitli yerel tiyatrolarında turne yapacak. Thomas Evans'ın fotoğrafı, hem Thomas Evans'ın hem de gazeteden okuduğumuz için oraları da çevirmişler arkadaşlar. Genç galli besteci Thomas Evans, geleneksel gal şarkılarıyla hazırladığı orkestral aranjmanını bu hafta ülkenin çeşitli yerlerinde dinleyicilerle buluşturacağını açıkladı. Biramusu. Evet, Biramusu'nu buraya koyacağız. Burada bir bulmaca gibi bir şey var. Bunda ne var? Victoria Golden Kraliçe Victoria, Skrotel Stout 1, Dragon. Bu da Bulldog. Bakın bir saniye. Karşıda bakın, karşıda şey var arkadaşlar. Karşıda bir sıralama var. Bakın. Victoria, Kraliçe Victoria var, Bulldog var. O sıralamada mı şey yapacağız bunu acaba? Önce Bulldog'dan başlayalım. Karşıdaki resimlere bakarak Bulldog'u açtım. Şimdi Skrotel. Şimdi Dragon. Sonra Kraliçe Victoria. Aha. Vallaha doğru. Oğlum girme lan oraya. Oraya ben gireceğim. Hemen arkadaş. Var ya, bunun ne meraklı bu adamlar ya. Şimdi oraya geçmemiz lazım. Şurayı açtık. Tamam, onları oradan nasıl çıkaracağız lan? Buraya gelin, buraya. Ben şimdi şurada bir kaydedeyim oyunu. İyi, bulmacayı hemen çözdük ya. Allah'tan fark ettim, yoksa döner dururduk orada. Muslukların başıyla karşı, tam karşıya tabloları koymuşlar. Eleman var burada yalnız. Dur, nereye gidiyorum ben? Tamam, hola çıkacağım. Karşıdan mı çıkalım abi? Şura nereye gidiyor lan? Eleman nereye gidiyor? Dışarı mı çıkıyor? Tamam. Biz onun arkasından çıkalım. İşte. Aman abi, aman. Çık hadi lan. Ha. Oh. Çıktık üst kata. Güzel. Sanki arkadaşlar, şöyle diyeyim size. Oyun ilk başlarda korkutuculuğunu sanki biraz yitirdi gibi. Eğer oyun boyu böyle devam ederse, yani sadece bu kör insanlardan kaçmaya çalışırsak, bence gayet iyi. Elizabeth, orada mısın? Birinci kata çıkmayı başardım. Bakalım yeni yaratıklar falan çıkacak mı? Hopefully you'll be able to find a way up to me now. But please be wary on the first floor. I know that my father and uncle devised all manner of dangers. Watch your step. Tamam. Birinci katta nereye bakmam lazım? It's mainly guest rooms on that floor. The library too, and my father's snug. I'm not sure. Perhaps the library. Hala tavan arasında yanında birisi var mı?
I've not heard anything outside this door for a good while now. But I can still hear them, searching around the other rooms. Take care, my Thomas. Thomas. Şu an buradayız. Karşımızda bir tane soru işareti var. Eksik parçası var bunun, bakın arkadaşlar. Şu an bizde yok. Bunun da eksik parçası var. Bunun da bundan eksik parçalarını bulacağız herhalde bu bölümde de. Ondan sonra da burayı açacak büyük ihtimal. Şimdi nereden başlayalım abi? Bura nereymiş? Odalar 101 ile 105 arası. Aa, geziyor bak. Çakal geziyor abi. Aa, şurada kayıt noktası var. Gelme lan. Kapat kapıyı. Heh, tamam. Şurada kaydımızı alalım. Is this true, mother? Did you play a part in this madness too? I would believe my grandfather's ramblings insane, but for what my father has intimated of late, if it were not for what I have discovered myself, that our fortune is born from blood, the price we pay for the siren song, the same song you sang, mother, the song father now wishes me to learn. It is utter madness. And yet, it holds my father and my uncle, held even you in its thrall. What can I do? What should I do? I cannot give in to my father's demands. Not in good conscience. Not now that I know the truth. That our family legacy is founded on wrecking. Founded on a creature of myth. On a cult dreamt up by grandfather. A cult in which you served as its priestess. How could you? No. No, I shall not. I will not be a party to this. There must be some means within my reach to stop this, to end all this darkness. Neler dönüyor abi. Şimdi artık gidelim. Gidebiliriz. Odaları araştıracağız herhalde tek tek arkadaşlar burada. Şimdi şuradan başlayalım ya. Buradaki yaratık nerede? Oo, burayı patlatmışlar. Nereye geldim? Şurada bir soru işareti var. Yaratık buraya geliyor. Nerede dönüyor lan o? Bir saniye. Soru işareti şu yanda. Şu herhalde soru işareti. Anam. Gong çaldı lan. Gong çaldık abi. Dur. Sesli bir bulmaca var burada. Şunu çalmamız lazım. Şu melodiyi çalmamız lazım. Yok, bu yok. Tamam. Dur, çıkaracağım ben şimdi onu. Diğerlerini niye çalamıyorum? Bir dakika abi.
Hayır, bu değil. Ulan bu müzikli bulmacaları hiç sevmem ha. Hah, açıldı. Oh. Müzikli bulmacaları hiç sevmem arkadaşlar. Neyse ki birini aldık. O kadar müzik çaldık, bunlar da hiç gelmedi ha bu tarafa. Nerede geziyor abi bizim adam acaba? Açmış kapıyı, gitmiş bak. Buraya gelmez. Anam bu ne lan? Nasıl bir oğlum, fantezi yatağı mı bu, ne lan? Tövbe estağfurullah. Hah, haritayı bulduk. Şuralar falan açıldı, şura açıldı. Şurada bir oda var. Burada bir soru işareti falan yok. Burada demek ki bir şey yok abi. Önce kaydedeceğim. Geziyor bak, oralara da gitmiş. Bulmacayı çözdük ya abi, sesli bulmacayı. Nasıl çözdüğümü bilmiyorum. Sırasını bilmiyorum, aklımda tutmadım. O yüzden kaydedelim. Ölürüm ölürsek aynı bulmacayla falan tekrar uğraşmayalım. Şuraya gideceğim. Kapat kapıyı. Kilitli. Açık olsa şaşardım zaten. Şuraya bakalım. Şşş, sessiz lan, sessiz sessiz. Sessiz abi, dur. Ne yapıyorsun? O ne lan? Giyotin. Burada da giyotin var. Bura nereye açılıyor? Ha, şu bir saniye. Okunacak falan bir şeyler var mı? El çarkı. El çarkını aldık. Ne yapacağız bu el çarkını? Nereye sokacağız bu el çarkını abi? Bir saniye. Çıkmaz yere bir gidelim bakalım. Belki toplanacak bir şey vardır. Hiçbir şey yok. Bak, yan odaya da geldi ha. Gelmediği yerlere de geliyor. Bizim arkamızdan dolanıyor herhalde. Burada geziyor şimdi. Şurada bir kayıt alalım. Burayı iyi buraya koymuşlar ya. Şimdi arkadaşlar şuraları hallettik. Şu diğer odalara bakalım. Atmosfer değişti birden ha. Şuraya bir girelim. Kilitli, hadi be. Şuranın da kapısı kapalı. Aha, bir tane adam var. İnliyor.
Parça orada bak. Şimdi dur. Bu odada acaba alınacak bir şey var mı? Var. Çünkü şuraya bir girmemiz lazım. Şu eleman bir... Eleman oraya girdi ya. Oraya bir girelim bakalım. Orada kesin bir şey vardır. Diğer yere girmeden önce buraya girmeye çalışacağım arkadaşlar. Çünkü diğer yere girersek belki şey olabilir. Kovalamaca ne bileyim onun gibi bir şeyler olabilir. O yüzden çünkü orada bir tane adam var şu an. Şu eleman şuradan bir çıksa. Keşke böyle taş maş falan atma gibi şeyimiz de olsaydı da taş atamıyoruz. Şuradan bir taş alıp şuraya atsam sese gitse güzel olurdu. Gelme lan buraya. Gelme oğlum burada bir şey yok. Kapat kapıyı. Aha bak anahtar, müzik anahtarını buldum. Müzik işaretli kapıları açabiliriz artık. Şu eleman buraya girer mi acaba? Geliyor. Kapının ağzında. Anam, anam. Anam. Of! Allah! Kapat kapıyı. Gir buraya. Umarım arkamdan gelmez. Geldi herhalde. Oo! Lan oğlum git! Dur. Oo. Tamam bitti. Gitti herhalde. Geliyor. Lan oğlum gitsene lan. Kimse yok burada birader git ya. Oğlum. Oh. Oğlum o neydi? Hepsi oraya doldu lan. Çabuk. Çabuk. Ha. Oo! Jumpscare yapma bana. Ölü müsün, diri misin anlamıyorum da. Diri. Ne yapacağız ya? İçeri girmem lazım. Kapıyı açtık mı acaba? Aha. Oh, Isaac Abraham'ın serzenişi. Abi oyun iyi bari. Çok böyle başlarda korkunçluğu gidiyor dedim ama şoma ağzımı açmışım. Oyun korkunçlaşmaya başladı. Kardeşim, yalvarırım bu kadar fevri davranmadan önce bir düşün.
Cinayet odalarını yaratığı besleyip planlarımızı finanse edelim diye seninle beraber tasarlayıp inşa ettik. Cinayet odası ha? Mantıksız yok etme arzuna müsamaha göstermeye devam edemem. Eskiden otele sürüler halinde insanlar dolaşırken belki bu kabul edilebilirdi ancak şimdilerde yakılıp kül edilmiş bedenler ve bunların etkileri bizim altından kalkamayacağımız bir israf. Isaac. Oğlum adamlar müşterileri kesiyor ya. O oralarda bir yerleri devirdi ama. O cama vura dursun. Umarım kapı açılmıştır. Kapıyı açmışım ama bu burada geziyor. Şundan bir kurtulsak. Hadi hemen geri bas. Oğlum kaç kişi var lan burada? Kanka buraya gelme ya. Buraya geliyor aman. Hayret bir şey. Acaba save odasına doğru koşsam? Save odasına içeri girebiliyorlar mıdır? Tamam bu buradan geçti. Dur bakalım. Buraları hallettik. Şu kilitli kapı ne kapısı? Müzisyen kapısı mı acaba? Ora var. Şura var. Kardeşim git lütfen git. Gözünü seveyim git. Yok bir şey burada oğlum git. Çakal dinliyor. Bunların kafasına çuval geçirmişler. Nasıl duyuyor böyle ya? Oğlum gitsene lan. Şuradan gideceğim ben geri arkadaşlar. Şuradan gideceğim geri. Orayı onlar kapatmış çünkü. Biri bir taraftan, biri bir taraftan dönüp duruyorlar ya. Adama bak lan. İkiye bölmüşler adamı da. Kafası yok. Gövdesinin üst tarafı yok. Hadi çıkalım şuradan artık. Kayıt odasına. Geliyor sana suratına kapattım vallahi. Oh gözünü seveyim gel gel. Oh. Şimdi şu kilitli odaya bir gideceğim. Oraya bir deneyeceğim abi. Bulduğum anahtar oraya şey olacak mı? Açacak mı? Aha bak orada da var. Oradan da çıktı lan. Taraftan gidelim bari oraya. Bunların sayısı mı artıyor? Ne yapıyor ya? Ah,
Hayır, 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 hayır. Müzik anahtarı orayı açmıyor arkadaşlar, anlaşıldı. Çünkü kapısında müzik işareti yok. Müzik işareti olsaydı orayı açabilirdik. Tamam, şimdi şeye gidelim. Şuraya gidelim. Vallahi adamlarla köşe kapmaca oynuyoruz bildiğiniz ya. Telefon çalıyor. Elizabeth bizi arıyor. Bunu buraya, buranın değil bu. Şu, şuranın. Şu da şuranın. Geriye kaldı iki tane. Şurada da dolanıyor biri sabahtan beri. Bir saniye lan. Şurada bir açık kapı var. Bu ne abi? Hayırdır? Ha, bura bizim geldiğimiz yer. Tamam. Aha, müzik odası. Burayı artık açabiliriz. Bakın, müzik anahtarı simgesi var. Şununla bir konuşalım. Elizabeth, bu kattaki odalar nereye geldim ben böyle? I know. And to my shame. The truth cuts me to the core. Had I known that my father and uncle had created such vile tortures, such ölüm odaları mı diyordu buraya? İşkence odaları mı? Öyle bir şey diyordu. Ölüm odalarıydı herhalde. Sana nasıl ulaşırım? There is an elevator. More of my father's tinkering and engineering. But he made a complex lock which requires four parts of our family crest to open. Tamam, zaten onun peşine değil miyiz? Niye şimdi söylüyorsun sen bana ki bunu? Wait. Someone's coming. Vallahi buraya da geliyor, arkamda dolanıyor. Umarım konuşmalarımızı duyup bizi şey yapmıyordur. Arkamda beklemiyordur bitince bana geçirmek için. Yok, o oraya gitmiş. O buraya girip girip çıkıyor ya. Oğlum dur. Isaac'in günlüğü. Onlardan umudum kalmadı aptal kardeşim. Elizabeth'in babamızın günlüğünü karıştırdıktan sonra şüphelendiklerinden beterini doğrulamış anlaşılan. Şimdi düpedüz şarkı söylemeyi reddediyor. Şarkının kaydedilmiş halini öğrenmeyi, annesinin mirasını sürdürmeyi reddediyor. Başka bir yolu olmalı, başka bir yöntem. Son yılların gelir kıtlığından uzun süre hayatta kalamayız. Kayıtların kendisini kullanabilir miyim? Belki de daha hazinatçı ve daha tutarlı bir yol tasarlanabilir. Şu eleman geri buraya dönmeden şuraları bir araştıralım. Ha. Burada kesin bir şey keseceğiz biz. Oraya giriş yolunu bulduk. İçeride biri var mı ya? Yok. Şuraya da bakalım. Yok. Adamlar tıp tıp geziyor. Jebediah'ın günlüğü, Şubat 1874. Ona, kraliyet gemisi kaderin parçalanmış ambarında denk geldik. Camla kaplanmış demirden bir kafesin içerisine hapsedilmiş ve kalın zincirlerle zapt edilmişti. Onu nasıl yakaladıklarını, nereden alıp nereye götürüldüğünü bilmiyorum. Gemi kazasından ağır yaralanmış haldeydi. İyi ki de onu öylesi bitap bir halde bulmuştuk. Zira şarkı söylemeye başlasaydı muhakkak sonumuz gelmiş olurdu. Sonraki haftalarda o zayıf haliyle bile şarkısının etkisi adamlarımın üzerinde, hatta kadınların zihninde bile görülmeye başladı. İnanıyorum ki Pisio'nun ta kendisini, Melpomene'nin kızını yakaladık. Müziğin ve trajedyanın ilham perisinin. Bu yaratıkla ne yapacağız? Böylesi bir güçle. Yaratığın şarkısını dinleyenler onun büyüsüne kapılıp daha telkin edilir hale geliyorlar. Hatta ona tapınmaya başlıyorlar. Bunu burnuna daha fazla gemi çekmek için kullanabilir miyiz diye düşünüyorum. Ama eğer bu gücü kontrol etmenin, şarkıyı öğrenmenin bir yolu varsa, en büyük oğlum Isaac, nişanlısı Prudence'ın bunu denemek istediğini söyledi. Ben de kıza bunun için izin verdim. Yaratığın şarkısını öğrenmenin bir yolunu arıyor adamlar. Oğlum, burnunuzu her şeye sokmayın lan. Buralarda bir şey yok. Buraları da patlattık. Şeye gidelim bakalım. Şu
Müzik odasının kapısını açarım. Şu geçsin de. Abi bak, senin yerin şu 107 numaralı oda. Sen oraya gir hadi. Oğlum hepsi buraya geliyor böyle. Bunlar senaryo gereği mi böyle açılan yerlere doluyorlar? Bak o da oraya gidiyor. Hadi sen de oradan gir. Ortada buluşun. Hadi bakayım. Neyse o. Kapatalım da buraya da gelmesinler. Oo, burada bayağı büyükmüş lan. Şuradan başlayalım. Kilitli. Şuraya girelim. Bir kayıt odası bulsak iyi olacak. Yunan mitolojisinde siren. Odesya'nın 12. bölüm. Odesya 12. bölüm. Çeviren kişi Alexander Pope. Sirenler, Scylla ve Charybdis. Cezbedici bir ninni. Kıyı fenerlerimizden çok daha tesirli. Ah bir söyletebilsem şarkıyı. Sonrasında sirenlerin yaşadığı yere varacaksın. Ölümdür onların şarkısı. Yıkımı mest eder. Onlar büyüler yakınlarına gelen bütün insanları. Kim yaklaşırsa bilmeden ve dinlerse onları vay haline. O gariban bir daha alamaz hayatın tadını. Göremez ne çocuğunu ne de karısını. Sirenler onu orada çınlayan ezgileriyle büyülemiş olurlar. Oranın zemini bembeyazdır kemiklerden. Ki bu kemikler etleri çürümüş insanlarındır. İnsan cesetleri lekeler o korkunç kıyıyı. Tanrı malzemeleri yaratmış, şeytansa yemeği. Oyalanmadan geç oradan. Arkadaşlarının kulaklarını tıka. Duymasınlar o şarkıyı. O şarkı ölümdür çünkü. Sen şarkıyı dinle istersen ama seni bağlasınlar. Sanma ki karşı koyabilirsin o şarkının büyüsüne. Çözün beni diyecek olursan dostlarına, bir ilmek daha atsınlar bağlarına. Eğer tersine çevrilirse bir zamanlar Andromeda'nın kayalıklara bağlandığı gibi onun acıklı ağıdı başkalarına çekebilir mi? Yunan mitolojisindeki sirenler vardı ya arkadaşlar, Assassin's Creed Odyssey'de de bahsi geçiyordu. Böyle şarkı söyleyerek insanları çekiyor, sonra da öldürüyorlar, yiyorlar. Böyle insan gibi yaratıklar, deniz kızı gibi. Deniz kızı şeyinde de, mitoloji şeyinde de var. Korsanların o deniz kızı muhabbetinde de var bu şarkı söyleme olayı. Aha, parçanın biri buradaymış. Allah! Lan tam kolay oldu diyecektim, aşağı düştüm. Bura ne yorum? Tövbe estağfurullah, nasıl açacağız lan burayı? Tahliye borularını açacağız herhalde. Daralıyor lan bura. Hayır, 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 hayır. Evet dostlarım. O yerleri tekrar oynadım. Maalesef kayıt sisteminden dolayı. Şimdi alalım bakalım oradan nasıl çıkacağız ya. Ezilmeden çıkmamız lazım oradan da. Şimdi. Aha, valve. Tamam. Çık 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 çık. Bu kadar basitmiş lan. Vallahi bu kadar basitmiş abi. Oo. Oralarda vana varmış abi. Tamam. Müzikli yerdeyim. Burada kayıt odası herhalde diğer yerde var. Şimdi arkadaşlar ne yapalım biliyor musunuz? Kaydımızı alalım. Bu diğer tarafı
öbür bölümde keşfedelim. Kapıyı açtın, nereye gittin oğlum? İki tane geliyor. Yuh. Kapı iki tarafla açılıyor. Hem içe hem dışa. Kapat abi. Oh. Şimdi arkadaşlar bir tane şeyimiz kaldı. O parçadan kaldı. Bir tane kaldı. Üçünü bulduk. Yerleştirmiştim ama ölünce gitti. Tekrar başa döndüğüm için. Sonra hepsini bulup öyle takacağız bunları. Bir tane kaldı. Şimdi diğer bölümde ne tarafa gelmiştik? Şuraya gelmiştik. Diğer bölümde buradaki ve şuradaki odaları araştıracağız dostlarım. Henüz bu kattaki görevimiz bitmedi. Evet. Bu bölümü burada sonlandıralım dostlar. Diğer bölümde kaldığımız yerden Maid of Skurre tüm hızıyla devam edeceğiz. Oyunun başında artık yani ne bileyim öyle pek korkunç gelmemeye başladı demiştim ama demez olaydım. Oyun tempoyu biraz yükseltti. Evet, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum dostlarım. Diğer bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.